yakınken öğrendin, iyi oldu. Öyle düşün. Nasıl üzülmeyeyim abi? Ben Nergis'i çok seviyorum. Kendimden bile çok, anlıyor musun? Ben onunla evlenmeyi düşünüyordum. Ah be kardeşim. Kaynanayı gördün işte. Ya biz Nilüfer'le zor evlendik. Kaynana vermeyince Nilüfer bana kaçtı. Nergis onu da yapmaz. Ayrıca Nergis seni zengin biliyor. Zengin mi biliyor? He. Ya Nünüm kaç kere söyledi. Nergis'inki öyle zengin, böyle zengin diye. Allah Allah, niye zengin zannediyor ki beni? Acaba arabayı mı benim zannetti? Bilmiyorum. Tabii ya. Ben önemseyip şoför olduğumu da söylemedim. Yanlış anladım. Bak şimdi kardeşim. Yani sonuç olarak ben de şoför. Ama senin o iş olmaz. Kaynana izin vermez. Abi belki ikna ederim. Onur Bey de yardım eder. O beni tanır, çok sever. O konuşsa. Ya şimdi hani biraz para olsa belki diyeceğim de o iş olmaz. Giderim var da gelirim yok be abi. Ha işte ben de tam onu diyorum. 40 yıl düşünsem Onur Bey'le bacanak olacağım aklıma gelmezdi. Gelmezdi tabii oğlum, çok normal. Niye? E olamazsın da o yüzden. Abi sen bu durumla eğleniyor musun ya? Hayır. Yok be kardeşim. Ben şimdi gerçekleri söylüyorum ki hani sen gerçekleri bil gör diye. Yani derdim o. Aşkın en imkansız hali desene. Paranın gözü kör olsun kardeşim. E şimdi bunlar böyle Lale ile Onur'da evleniyor ya, iyice bir havaya girdiler. Ya düşün, ben karımla barışabilmek için tek taş yüzük aldım. Şimdi Nergis'i tek taş yüzükle de ikna edemezsin. Onun gözü yukarılarda. Öyle bir düşünüyorum, bakıyorum şimdi yani hani... Nergis şoför karısı olur mu diyorum. Tam düşünmeye başlayacağım. Ya düşüneceğim diyor ki, hiç gerek yok düşünme. Olmaz diyor. Şoför karısı. Nergis ne haber ya? Ne var be, ne istiyorsun? Annem haber yolladı. Seni istemeye geleceğiz hafta sonu. Ne istemesi ya? Anlamıyor musun sen? İstemiyorum seni. Neden ama Nergis? Neden ama mı? Bir kendine bak, bir bana bak. Senin gibi şoför parçasına mı kaldım ben ya? Hadi hadi git. Haklısın abi. Ben anladım. Ben bir rüyadaydım, uyandım. Bugün Nergis'le buluşacağım. Ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Vallahi. Kardeşim şimdi ne diyeyim bilemedim ama... Vallahi en doğru şeyi düşünmüşsün. Abi senden bir şey isteyebilir miyim? Beni tanıdığını, kim olduğumu kimseye söyleme, tamam mı? Ayıp ettin kardeşim. Ben senin derdini anladım, tamam. Tamam be oğlum. Hemen öyle buğulandırma gözleri. Eyvallah. Bak benim de içimi bir fena yapıyor ama, tamam oğlum? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.